Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı. Türkiye'nin açık ara Şampiyonlar Ligi'nde en çok boy gösteren temsilcisi olan Galatasaray'da taraftarların Avrupa başarısı özlemini dindirmek için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Kırmızılılar'da forvet hattı için gündeme gelen son isim ise Uzak Doğu'dan. Daily Record, İskoç temsilcisi Celtic'in de kadrosuna katmak istediği Güney Koreli forvet Cho Gae-sung ile Galatasaray'ın ilgilendiğini belirtti. Sung ile daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. 98 doğumlu Cho Gae-sung, çocukken defansif orta saha oynarken 2017'de forvet pozisyonuna geçince kendini göstermeye başladı ve Kore Ligi'nde çıktığı 35 maçta 21 gol atıp 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada da oyuna sonradan girerek üst üste attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki oyuncu, dev turnuva sırasında verdiği bir röportajda "Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına, ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın yeni transferi canlı yayında açıklandı. Cimbom'da savunma hattına takviye adına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor. Yaz transfer döneminde kesinlikle bir stoper takviyesi yapacak olan Sarı Kırmızılar, Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi. Brezilya basınına göre Galatasaray, Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino, kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında küçük bir fark olduğu ifade ediliyor. Henüz Ortiz'le transfer konusunda temasa geçmeyen Galatasaray, öncelikle oyuncunun kulübü Bragantino'yu ikna etmeye çalışıyor. Leo Ortiz yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. 27 yaşındaki stoper 2019'da bedelsiz olarak Internacional'dan Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım kaptanlığına kadar yükselen Leo Ortiz, Brezilya milli takımının da aday kadrosunda kendine yer bulmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Brighton'ın da takip ettiği Sambacı stoperin 5 milyon euroluk bonservis bedeli ve 1 milyon euroluk maaş karşılığında Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Galatasaray'dan Omar Campos bombası. Yaz transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Emre Taşdemir'le vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kazımcan Karataş'ın performansından da memnun olmayan Cimbom bu nedenle öncelikli olarak savunmanın sonuna takviye yapmaya hazırlanıyor. Yönetimin sol bek rotasyonuna yabancı bir oyuncu ekleyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın transfer listesinin başında ise Omar Campos var. Geçtiğimiz sezonun başında da Sarı Kırmızıların transfer hedeflerinden biri olan Meksikalı futbolcunun yeniden gündeme geldiği belirtildi. TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk da Campos'u kadrosunda görmeyi çok istiyor. 21 yaşındaki futbolcu Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna'da forma giyiyor ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Santos Laguna'nın altyapısına yetişen 20 yaşındaki sol bek Campos'un takımıyla olan sözleşmesi ise 2025 yazında sona erecek. Galatasaray'dan Lindelöf bombası. Cimbom Şampiyonlar Ligi kadrosunu planlıyor. Bu sezonu harika bir performansla geçirip kırılmadık rekor bırakmayan Sarı Kırmızıların yıldızlarına da haliyle birçok Avrupa devinden teklifler geliyor. Kadrosunu güçlendirmenin yanında koruması da gereken Galatasaray, takımdan ayrılması muhtemel yıldızlarının yerlerini doldurmak için bol alternatifli bir transfer listesi hazırladı. Galatasaray'da yönetimin öncelikli hedefi Victor Nelson'a gelen yüksek teklifler nedeniyle stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Cimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 29 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde istediği ölçüde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Lindelöf'ün güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Yıldız savunmacının İngiliz devi Manchester United'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
Galatasaray'da ayrılık, şimdiden veda etti. Galatasaray'ın büyük bonservis bedeli beklediği futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun adı bir süredir Liverpool ile anılıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın yüklü bir sözleşme fesih bedeli karşılığında bırakmaya hazırlandığı yıldız oyuncu için Jürgen Klopp özel olarak talimat verdi. Haberde ayrıca İngiliz devinin yaz transfer sezonu için ilk somut adımı atacağı da yazıldı. Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ekibinin takibinde olan Kerem'in adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Yaz transfer döneminde bu transferde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. Sol kanat pozisyonunda görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Gölcükspor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına giden oyuncunun sonraki durakları sırasıyla Bodrumspor, Karacabey ve 24 Erzincanspor oldu. Genç yıldız 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor. Sarı Kırmızıların olası Kerem Liverpool transferinden 20 milyon euro bonservis geliri beklediği de gelen bilgiler arasında. Jimboma Brezilyalı 10 numara. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Sarı Kırmızılarda eksik bölgelerin haricinde kadro kalitesini artırma operasyonu da son sürat devam ediyor. Oyuncu izleme ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçen Sarı Kırmızılı kurmaylar rotasını Brezilya'ya çevirdi. Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Jimbom, Palmeiras forması giyen Rafael Veiga'nın peşine düştü. Okan Buruk merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Veiga'nın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor. Son dönemde yaptığı çıkışta dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerinin ilgisini de çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Veiga, geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 40 maçta 18 gol atıp 6 da asist yaparak tam 24 gole doğrudan etki etti. Jimbom oyuncunun kulübünü de ikna etmesi halinde Veiga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Galatasaray'la ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan yıldızlar. Galatasaray Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Sarı Kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar. Bryce Mertens. Büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu.